Sanayi TV kanalımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Eyüp Sözdinler'le birlikteyiz. Eyüp Bey, Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ümit Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Başkanım, tabii dünyada son 4 aydır yaşadığımız bir süreç var. Özellikle isminde pandemi, koronavirüs, COVID-19 gibi isimlerle takıldı. Bununla ilgili hem tüm dünyada ekonomik olarak hem sağlık olarak birçok aslında önlem ve tedbir de alındı. Türkiye olarak da hızlı bu konuya adapte olan ülkelerden de biriyiz. Bu anlamda tabii Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir önlemleri de mevcuttu. Tabii bu konuyla ilgili birçok kurumumuz da önlemler aldı. Bunlardan bir tanesi sizdiniz. Evet. Çok hızlı bir şekilde pandemi sürecinin hem hızlı bir şekilde tedbir ve önlemleri aldınız. Biz burada, ben özellikle bu süreçte hem personelinizi hem de bölgedeki sanayici aldığınız tedbirleri nasıl hayata geçirdiğinizi öğrenmek istiyorum efendim. Tabii. Ya öncelikle Ümit Bey, şunu belirteyim. Çin'den dünyaya yayılan bu pandemi karşısında Türkiye gerçekten hükümet olarak çok yerinde bir refleks gösterdi. Gerek Sağlık Bakanlığımız ve onun oluşturduğu bilim kurulu çok isabetli hamleler yaparak İspanya, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu acıklı tabloların yaşanmamasını önledi. Krizle birlikte tabii 10 Mart 2020'den itibaren hükümetimizin aldığı ekonomik destek, teşvik, borç öteleme adımlarının peşi sırasına gelmesi, ekonomik istikrar kalkanı paketiyle birlikte kredi garanti fonu kredileri devreye sokuldu. Ayrıca Merkez Bankası KDV iadelerini ödemeye başladı. Gibi birçok önlem alındı. Bunlar tabii sanayiciye gerçekten o zamanlar çok büyük bir destek sağladı. Bu koronavirüsün tabii bakanlığımızın aldığı tedbirleri biz de çok hızlı bir şekilde kendi bölgemizde ve diğer fabrikalarla birlikte almaya başladık. Biz bu arada bütün belirlenen yerleri dezenfekte ettik. Ateş ölçümlerini kayıtlar altına aldık. Ve hala da bunları yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki ilk dönemde bildiğiniz gibi üretimde de tabii bir yavaşlama oldu. Bizim yaklaşık 262 tane fabrikamız, bunlardan 84 tanesi o günlerde üretimine ara vermişti. Yani %34'ü gibi bir rakamdı bu. Ve biz bu aldığımız tedbirleri işte gerek kitapçıklar halinde kendi sanayicilerimize dağıttık, gerekse video konferanslar düzenleyerek üniversitemizin başhekimleriyle YouTube kanalı üzerinden tüm sanayicimizi COVID hakkında bilgilendirmeleri yaptı. Evet başkanım, tabii burada ekonomi üzerinden devam edecek olursak, pandemi öncesi fabrikaların elektrik ve tüketim, biliyorsunuz organize sanayi bölgeleri içerisinde fabrikaların üretim süreçlerini elektrik tüketimleriyle ölçülüyor. Evet. Bu anlamda karşılaştırma yaptığınız zaman bir düşüş mutlaka olmuştur ama bu üretime ne kadar yansıdı acaba? Şöyle söyleyeyim, ilk dönemlerde yani Mart, Nisan aylarında bizim yaklaşık %42 civarında bu tüketimlerimizde bir azalma oldu. Ama ondan sonra bir toparlanma sürecine girdik. Mayıs ayında bu rakamlar %80'lere, şu anda da tam %91 seviyesine ulaşmış durumdayız elektrik tüketiminde. Yani bu da şu manaya geliyor. Biz artık üretimden bir normalleşme sürecine girdik. Bu %9'luk kısım da ümit ediyorum ki önümüzdeki aylarda biz bunu %100'e ulaşacağız. Bizim önümüz açık diye görüyorum. Sayın Başkanım, tabii bu pandemi sürecinde özellikle tüm dünyada olduğu gibi pandemi de salgında kullanabilecek dezenfektan ürünleri, sağlık, medikal ürünleri gibi birçok şey gerekli oldu.
Bununla evet. alakalı özellikle Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi, organize sanayi bölgeleri özellikle birçok projeye imza attı. Sizin bölgenizde bu konularla ilgili çalışan veyahut da üretimini bu tarafa en azından belli bir süre için kaydıran fabrikalar ya da bir projeniz var mıydı? Projeler var mıydı? Tabii bizde bölgemizde Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi gerçekleştirildi. Bildiğiniz gibi bu COVID-19 salgını sırasında ihtiyaç duyulan en büyük şeylerden birisi de solunum cihazıydı. Ve bu üçlü bir konsorsiyum kurularak bizim Sanayi Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir yerli üretim yapılması ve Sayın Albayrak'ın da dahil olduğu bir konsorsiyum kararlaştırıldı ve Arçelik burada eli taşın altına uzattı, kendi fabrikalarını bunun için üretimi açtı. Bir ay yaklaşık 100 tane mühendis burada Arçelik fabrikasında kapanarak sağ olsunlar bu üretimi büyük bir oranda gerçekleştirdiler yerli üretim olarak. Ve bakanlığımıza da 5000 tane yapmayı garanti ettiler ve şu anda 3500 tane üretildi ve teslim edildi bakanlığa. 1500 tane de bu ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bunun yanında bölgemiz de bir ilaç sanayi kümelenmesi var. 13 tane ilaç fabrikamız var. Evet. Bu pandemi süreci içerisinde bu fabrikalarımız gerçekten 24 saat aralıksız 7 gün bu kısıtlama olduğu günlerde bile çalışarak Türkiye'nin bu ilaç ihtiyacını karşılamaya çalıştılar. Bunların içerisinde bir firmamız mesela Koçak Pharma firmamız en çok kullanılan jenerik yerli üretim hidroksiklorin etken maddeli Krokin 200 tabletlerin ruhsatını aldı, üretimini yaptı. Ve bu arada yine diğer ilaç fabrikalarımız da bunlardan Deva Holding mesela hemen 50 bin tane ilacı bakanlığımıza teslim ettiler. Diğer firmalar aklıma gelen bunun dışında bir farma aktif ilaç fabrikamız mesela ilaçtan sağlık çalışanları için özel üretim yaptı. İçinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 adet acil ihtiyaç paketini hemen Sağlık Bakanlığımızın hizmetine sundu. Bunun dışında tabii yine kimya fabrikalarımız da hemen o gün çok acil olan dezenfektan maddeleri üretimine geçtiler. Yani burada el yüz dezenfektanları üretilmeye başladı. Ayrıca bizde yoğunluklu yine plastik fabrikalarımız var. Burada da mesela Armasan fabrikamız bu yapmayan siperlikler üretti ve şu anda da günde 20 bin siperlikli maske üretiyor. Bunun yanında yine tekstil fabrikalarımızın birçoğu maske yapımına döndü. Şu anda bölgemizde 6 tane maske üreten fabrika var. Yani maske yönünden de Türkiye'nin büyük bir ihtiyacı bu bölüm bizim tarafımızdan karşılanıyor. Boş yine aynı anlamda sağlık çalışanları için seri imalat ile günde 5000 tane 100 siperi üretmeye başladı ki kendileri beyaz eşya üretirler. Yani bu anlamda kim ne yapabiliyorsa taşın altına elini koydu. Ve bölgemizde yine 3M fabrikası var biliyorsunuz. Bu nitelikli maskeleri üreten bir fabrikadır. Şimdi de bunlar FFP2 ve FFP3 maskelerin üretimine de başladılar bölgemizde. Yani biz bu COVID-19 mücadelesinde gerçekten bölgemizden bayağı bir yardım aldık. Sayın Başkanım, biraz önce konuşmanızda özellikle bakanlığımızın, devletimizin verdiği teşviklerde KGF ile ilgili bir konu değindiniz. Evet, KGF ile evet. ilgili şöyle bir görüş var. Özellikle biliyorsunuz 6 ay ödemesiz 30 ay taksitli toplamda 36 aya tekabül ediyor. Evet. Bununla alakalı özellikle daha fazla süre uzatılmasıyla ilgili talepler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani ilk etapta tabii bu 30 ay da bize ilaç gibi geldi. Ama yani bizim bu devreyi daha
kısa bir sürede toparlayabilmemiz için yani vadelerin tabii ki uzatılması sanayicinin en tabii istediği şeydir, doğal hakkıdır ve ben de aynı fikirdeyim. Yani bu vadelerin daha uzun vadelere yayılması yerinde olur diye düşünüyorum. Başkanım, özellikle Sayın Sanayi Bakanlığımız bir yeni bir kitapçık yayınlamıştı. Özellikle bu koronavirüsle ilgili rehber şeklinde. Evet. Bu rehberi inceleyebildiniz mi? Bununla ilgili bir çalışma var mıydı? Siz biraz önce konuşmanızda işte bununla ilgili gerekli bilgilendirmeleri falan yaptığınızı da söylemiştiniz. Evet. Bu bakanlıktan ayrı bir çalışmayı sizin yaptınız yoksa bakanlıkla birlikte, bakanlığın birlikte yürüttüğünüz bir çalışma mıydı? Tabii bakanlıktan biz tabii bunlardan da faydalandık. Bunu bir kılavuz olarak kabul ettik. Ama bunun yanında Türk Standartları Enstitüsü'nün uzmanları tarafından sanayi işletmelerinin COVID-19 ile mücadelesine rehber olacak bir COVID-19 hijyen enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu hazırladılar. Bizim de en büyük başvurduğumuz kaynak bu oldu. Ve şimdi kılavuz sanayi kuruluşlarının COVID-19 ile mücadelesinde hakikaten hijyen ve enfeksiyon önlemede rehber oldu. Kılavuz tüm sektördeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını da sağladı. Biz bu arada yine TS ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Kendimiz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak da bir kılavuz hazırladık ve bunun da TSE'den şimdi belgelendirilmesini bekleyip tüm sanayicilerimize de bu kitapçıkları dağıtmak istiyoruz. Elinize sağlık. Sayın Başkanım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. İstanbul'a evet. yakınlığıyla biliniyor. Evet. Onun dışında tamamen büyük firmaların olduğu ve ihracat odaklı bir bölge. Evet. Evet. Ancak bir taraftan da sosyal projeleriniz çok fazla var. Özellikle evet. Sizin biz sanayi gazetesi olarak takip ediyoruz. Bültenleriniz geldiği zaman bakıyoruz. Tiyatrosundan konserine birçok alanda yaratıyorsunuz evet. sanayicilerimize. Evet. Nasıl sanayicilerimiz bu konuya talepkar oluyorlar mı? Ya da siz bu kadar işin arasında nasıl buna zaman ayırıyorsunuz? Benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Tabii. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi burası gerçekten Türkiye'nin ilk üçe giren organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Yani yaklaşık 20.6 milyar dolar civarında bir cirosu ve bunun da 3.6 milyar dolar ihracat rakamı olan bir bölge. 77 bin tane de çalışanımız var. Tabii biz işlerimizin yanında bir sürü de tabii sosyal sorumluluk projemiz var. Yani çalışanlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Onların da burada işte sosyal bir şeyler edinmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz gibi işte tiyatrolarımız oluyor, konserlerimiz oluyor, seminerlerimiz oluyor. Ama bunun yanında tabii yaptığımız bir sürü de işler var. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şu anda fizibilitesini tamamladığımız Endüstri 4.0 laboratuvarı projemizden özellikle bahsetmek istiyorum. Bizim bir özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz var. Bunun bünyesinde bunu kuracağız. Gerekli donanımlar için biz Şubat ayında bir ihale açtık. Ve ihaleyi verdik. Proje kapsamında gerekli diğer bütün çalışmaları da bünyemizde hala yürütüyoruz. Ve çok kısa zamanda, 3 ay gibi bir kısa zamanda da bunu monte etmiş olacağız okulumuza. Biz sırf burada öğrencilerimizin bu projeden yararlanmasını değil, aynı zamanda sanayicilerimize, sırf Çerkezköy bölgesine değil, tüm Trakya'daki sanayicilere açık olacak bir proje. Yani biliyorsunuz 4.0 projesi hep konuşuldu. İşte biz de bununla ilgili bir sürü seminerler, şeyler verdik ama biz istiyoruz ki bizzat sanayici Endüstri 4.0'ın ne anlamına geldiğini uygulamalı olarak görsün. İşletmesinde hangi bölümünü oraya uygulayabilir görsün istiyoruz. Bunun yanında bir de çok heyecan duyduğum bir projemiz var. Zeki projesi dediğimiz zihinsel engelliler korumalı iş yeri projemiz. Bu nedir diye soracak olursanız
biz zihinsel engelli çocuklarımız için bir iş yeri modeli düşünüyoruz. Ve şimdi bunun da zaten inşaatını bitirmek üzereyiz. 2330 metrekare kapalı bir alanda 12 atölyeli, yemekhaneli, sosyal alanları, revirleri, hemşire odaları, ofisleri gibi bölümlerden oluşuyor. Ve Ekim 2020 itibariyle de inşallah bunu açmış olacağız. Burada bu açtığımız 12 atölyede her birisi bir fabrikaya bağlı olmak üzere burada her sınıfta da yaklaşık 10 tane zihinsel engelli kardeşimize küçük küçük el becerileriyle yapabilecekleri işleri vereceğiz. Bu çocuklar hem sosyal anlamda topluma kazandırılmış olacaklar, hem de buradan ailelerine bir katkı, bir gelir elde etmiş olacaklar. Ve burada da ailelerin de tabii çok büyük sıkıntıları var. Bu çocukları hafta sonlarında bırakıp bir yere gidemiyorlar falan. Biz onun için de bu projede bir yer ayırdık. Böyle acil durumlarda çocuklarını bırakabilecekleri, bizim onların hocalarımızın gözetiminde kalabilecekleri hafta sonunda bir projemiz var. Bunun yanında yine bölgemize, Çerkezköy bölgemize yaptırdığımız 36 derslikli bir geçen sene verdiğimiz ortaokulumuz var. Yani saymakla bitmeyecek Çerkezköy'e bu bakımdan sosyal yardımlar yapıyoruz. Bir de hastane projemiz var inşallah. 100 yataklı bir hastaneyi de çok kısa zamanda son aşamasına geldik. İhaleye çıkmak üzereyiz. Bunu da yapıp devlet hastanesi olarak yine devletimize vereceğiz. Sayın Başkanım, bir dönemler özellikle OSB camiasında mega organize sanayi bölgeleri konuşuluyordu. Zannediyorum evet. Sizin şu anda anlattığınız model aslında mega yaşanabilir organize sanayi bölgesine doğru gidiyor. Hala hazırda evet. Birkaç projeyi de eklediğiniz zaman zaten tamamen herkesin istediği mega şehir olarak da karşısına çıkacak gibi gözüküyor Çerkezköy OSB. İnşallah, evet. Evet. Sayın Başkanım, bu özellikle biliyorsunuz Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin içerisinde de olsa, teknokentlerin içinde de olsa ya da dışarıda olan firmalar da olsa bir kümelenme süreci yaşıyoruz. Evet. Birçok OSB'de, teknokentte de bölgede kümelenme çalışmaları, faaliyetleri devam ediyor. Bununla ilgili sizin organize sanayi bölgesinin içerisinde oluşmuş bir kümelenme, bir yapılanma var mıdır? Ya da firmalarınızın özellikle büyük kümelenmelerle ilgili üyelikleri vesaire gibi var mıdır? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi bizim teknokent olarak üniversiteyle bir işbirliğimiz var. Namık Kemal Üniversitesi evet. Teknopark'ın iştirakçısıyız biz de aynı zamanda. Bölgemizdeki yani tüm Tekirdağ bölgesindeki ARGE merkezlerinin de yarıdan fazlası yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmakta. Ayrıca tasarım merkezleri yine neredeyse tamamı Çerkezköy bölgemizde bulunmakta. Bizdeki kümeleşmelerden bir tanesi bahsettiğiniz ilaç sanayinde çok iyi bir kümeleşme burada yakalamış durumdayız. Ve Türkiye ilaçlarının temininin yaklaşık %50'si bölgemiz tarafından yapılmakta. Yine bu ilaç sanayinde çok önemli olan kanser ilaçlarımızın yine %50'si ithaldir, %50'si yerli üretim olan yine kendi Çerkezköy bölgesinde yapılmaktadır. Başkanım teşekkür ederim. Rica ederim. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili zaten detaylı bilgi verdiniz. Evet, özellikle yaptığınız evet. Çalışmalar çok başarılı. Ben sanayi camiasına söylemek istediğiniz farklı detaylar, konular evet. Varsa onları anlatabilirsiniz. Yani şimdi sanayicilerimin dert yandığı bir konuyu ben tabii burada dile getirmek istiyorum. Gerçekten bu konuda çok muzdaribiz. Bu sıralarda da çok zaten gündemde devamlı yazılıp çiziliyor. Bu elektrik fiyatlarının bu pandemi döneminde çok aşırı bir yükseliş göstermiş olması. Yani Mayıs ayındaki elektrik zammı yaklaşık %42'lere buldu. Bunun sebebi de YEKDEM yani yenilebilir enerji kaynaklarını destekleme
fonundaki artışlardan kaynaklandı. Yani burada %120'lere varan yeklemdeki pay yüzünden elektrik fiyatlarımız maalesef %40 arttı. Şimdi burada yoğun elektrik kullanan sanayi bölgeleri için bu gerçekten çok büyük bir problem maliyetler açısından. Çünkü biz elektrik fiyatlarını ancak ayın sonunda elektrik faturalarını kestiğimiz zaman sanayicimiz görebiliyor. Yani önceden elektrik fiyatlarını bilmediği için şimdi bizi arayıp ya bu nasıl bir şey, biz zararına bu ay iş yaptık diyen çok sanayicimiz var. Onun için biz yani isteğimiz tabii ki yeklem de olmalı. Yeklemin ayakta kalması bizim için çok önemli. Yani yenilebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi gerçekten önemli. Ama hiç olmazsa şu süreçte, bu pandemi sürecinde yani Maliye Bakanlığımızın buna bize destek vermesi, yani yenilebilir bu yeklem payının onlar tarafından karşılanması. Ayrıca bu pandemi başladığında bir talebimiz vardı. Sanayicinin elektrik ve doğalgaz faturalarının yani bir 3 ay süreyle hiç olmazsa ertelenmesi. Biz tabii bu talepte bulunurken böyle bir elektrik zammıyla karşı karşıya kalmamız gerçekten bizi üzdü. Yani sanayicimiz bundan çok muzdarip. Yani onun için de devletimiz buna da el atacağını, Sayın Maliye Bakanımızın da bu konuda bize yardımlarını bekliyoruz. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Çok detaylı ve önemli bilgiler verdiniz. Yayınımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim Ümit Bey. Sağ olun, var olun. İyi günler diliyorum. Evet, Çerkezköy Organize Sanayi Bürosu Başkanı Eyüp Sözdilen'le birlikteydik. Gündeme ilişkin konuştuk kendisiyle. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.